Sevci nasılsın Sevci? İyisin. Haberim var onda. İlacı bana söyledi. Kullanabilirsin onu. Böbrek nakli gelişen böbreğin canlıdan ya da kadavradan alınan bir böbrekle değiştirilmesi ve kişinin böbrek fonksiyonlarının devam etmesinin sağlanması işlemidir. Günümüzde kronik böbrek yetmezliğinin bilinen tek tedavisi böbrek naklidir. Bu sene içerisinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 organ naklinin yapıldığını söyleyen organ nakli mesul müdürü doçent doktor Ramazan Danış, Türkiye'nin organ bağışı konusunda yeterli bir düzeyde olmadığını belirtti. Organ bağışı konusunda Türkiye maalesef istenen düzeyde değil. Gerekçesi şu, mesela Avrupa'da yapılan nakillerin çoğu kadaver iken, beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bağışları iken, Türkiye'de tam tersi. Rakam vereceğim. %80'i canlıdan canlıya yapılıyor, %20'si kadaverik. Yani Türkiye bu konuda maalesef organ bağışı konusunda içimizi acıtan bir düzeyde yani. Yılda mesela sadece bu ülke rakamı vereyim, 1300'e yakın beyin ölümü var, sadece %10'u bağışladı. Diğer organların çoğu maalesef yer altında toprak oluyor. Anlatabildim mi? Onun için bu konuda size büyük rol düşüyor. Halkı organlarını bağışlamaya, bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyor. Yılda 2500 kişi böbrek beklerken hayatını kaybettiğini ifade eden Danış, bir kişi böbrek bağışı için geldiğinde saçından tırnağına kadar her tarafını araştırdıklarını dile getirdi. Şu an sadece 30 bin kişi böbrek bekliyor. Bak rakam vereceğim. 80 bin kişi diyalize giriyor. Yılda 2500 kişi böbrek beklerken hayatını kaybediyor. İçimizi acıtan bir ciddi realite var. Bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Canlı nakil, böbrek nakli iki şekilde yapılıyor. Çok kısa bir özet. Bir canlıdan canlıya, bir de kadaverik dediğimiz beyin ölümü gerçekleşen kişilerin ailesinin yaptığı bağışla yapılıyor. Canlıdan bir kişi böbrek bağışı için geldiğinde 4. derece akrabaya kadar yasal izin var. Bunların önce tabiri yerindeyse saçından tırnağına kadar her tarafını araştırıyoruz. Böbrek nakli için gelmişim Diyarbakır'a. Ondan önce de geldim, 13 gün burada kaldım. İkinci turda yani diyalize girdim. 3-4 ay sürüp bir de diyalize girdim. Dializden sonra eşim karar verdi, dedi böbreğimi sana vereceğim. Ondan sonra Diyarbakır'a geldik. Aynı hastanemize gene geri geldik. Eşim için canımı feda olsun. Tek Allah'tan dileğim mutlu olsun yeter bana. Çok mutluyum. Eşim için çok mutluyum. Çok şanslıyım. 2010'a evlendim. Hiç pişman değilim. Emir boyu hiç pişman değilim.